Merhaba. Bu videoda sıkça karıştırılan bir konuya açıklık getireceğiz. Odak uzaklıkları farklı olan iki mercek olsun. Birinin odak uzaklığı diğerinkinden büyük. Bu merceklerden hangisi daha güçlüdür? Burada aklımızı karıştıran güçlü kavramıdır. Herkes odak uzaklığı büyük olan merceğin daha güçlü olduğunu düşünür. Otomatik olarak büyük olan daha güçlü deriz. Ama öyle değil. Bu durumu merceklere paralel ışınlar göndererek açıklayayım. Hemen gönderelim. Merceklere gönderilen paralel ışınlar kırılır ve odak noktasından geçer. İnce kenarlı mercek bu şekilde davranır. Çizerek gösterirsem bu ışın şuraya gider, şu şuraya gider, şu şuradan, şu da şuradan geçer. Peki aşağıdaki mercekte ne olur? Bu mercekte ışık daha az kırılır. Odak noktası mercekten uzakta olduğu için evet kırılma olur ama ışık o kadar da fazla etkilenmez. Odak uzaklığı kısa olan mercekte ışık çok daha etkilenip daha fazla kırılmıştı ama burada öyle olmadı. O zaman şöyle diyebiliriz. Odak uzaklığı küçük olan mercekler daha büyük odak uzaklığına sahip merceklere göre ışığın yörüngesini daha çok etkiler. Odak uzaklığını sonsuza kadar uzattığımızı düşünürsek, ışık hiç etkilenmeden düz şekilde yoluna devam eder. Yani neredeyse hiç kırılmadan ilerler. Kulağa garip gelse de odak uzaklığı küçük olan mercek daha güçlüdür. Gözlükçüler ve göz doktorları mercekleri tanımlarken odak uzaklığı yerine mercek gücünü baz alırlar. Bahsettiğimiz güç, jul bölü saniye ile belirtilen güç değil. Merceğin gücünü 1 bölü odak uzaklığı olarak tanımlarız. Uluslararası SI birimlerini kullanırsak gücün birimi 1 bölü metre olur. Buna özel bir ad verilmiş dioptri ya da diyopter. Evet 1 bölü metreye dioptri diyoruz ve göz doktorlarıyla optisyenler mercek gücünü belirtirken işte bunu kullanıyor. Diyopri büyük D harfi ile gösterilir. Diyopri ölçümünüz yüksekse merceğiniz güçlü demektir. Diyopri ölçümü küçükse o mercek pek güçlü değildir. Mesela buradaki odak uzaklığı 10 cm olsaydı bunu metreye çevirmemiz lazım. 0,1 metre olur. O zaman bu merceğin gücü 1 bölü metre cinsinden odak uzaklığı yani 0,1 olur. Böylece sonuç 10 diyopridir. 10 diyoprilik bir mercek. Diğer merceğin odak uzaklığı da 50 cm olsun. O zaman güç 1 bölü f metreye çevirmemiz lazım. 1 bölü 0,5 metreden diopri 2 olur veya 2 tane 1 bölü metre çünkü dioprinin birimi 1 bölü metredir. Az önce bir konuda tam olarak gerçekleri söylemedim. Küresel merceklerde ışınlar tam olarak odak noktasından geçmez. Şuradaki gibi tüm mercek yüzeyi boyunca paralel ışınlar gönderirseniz bazıları odak noktasını ıskalar. Buna küresel aberasyon ya da sapınç diyoruz. Belirli bir amaç için tam keskin bir mercek yapmak istiyorsanız aberasyonu dikkate almalısınız. Neyden bahsettiğimi yazarak anlatayım. Çizimleri şimdilik saklayacağım. Paralel ışınlar geldiği zaman hepsinin tam olarak odak noktasından geçmesini bekliyoruz. İşte tam şurası. Ama tüm ışınlar o noktadan geçmez. Üst kısımdakiler biraz daha fazla kırılır ve şuraya odaklanabilir. Merceğin merkezine yakın olanlar da şuraya gönderilir. Bu küresel ince kenarlı mercek tüm ışınları odak noktasına odaklıyor gibi ama tam olarak değil. İşte bu yüzden burada hafif bir bulanık görüntü oluşur. Buna küresel aberasyon diyoruz. Aberasyon küresel merceklerde çok görülen bir sorun. Daha yukarıdan gelen ışınlar biraz daha fazla kırılır. Çok keskin bir görüntü oluşturmak istediğinizde aberasyon işinizi bozabilir. Çünkü aberasyon yüzünden görüntü bulanıklaşabilir. Peki aberasyon neden gerçekleşir? Bunlara ince kenarlı mercek diyoruz ya da neden öyle dediğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü eğer mercek ince kenarlı olursa normal çizilerdeki tüm bu açılar küçük olur. Açıların küçük olması da iyi bir şey. Çünkü fizikte küçük açılarda kullanılan kolay bir yöntem vardır. Küçük açılarda sinüs teta yaklaşık olarak teta'ya eşittir. Sonuç olarak mercekler ince kenarlıysa yaklaşık değer kullanabilirsiniz. Böylece ışınlar yaklaşık olarak odak noktasından geçer. Odak noktasından yaklaşık olarak geçmekle tam olarak geçmek elbette aynı şeyler değil. Buradan uzaklaştıkça bu açı daha da büyür. Daha fazla sapma olur. Bu küresel merceklere has bir problemdir. Aslında mükemmel bir küresel mercek yapmak kolaydır ama ışınları odak noktasından tam olarak geçiren küresel mercek yapmak zordur. Bu durumda farklı bir şey seçmeniz lazım. Çünkü küreler bu işlemi çok iyi yapamaz. Küresel aberasyon merceklerdeki tek sapma çeşidi değildir. Diğer sapma çeşitleri de vardır. Bunlardan biri kromatik veya renksel aberasyondur. İsminden de anlaşılacağı gibi bu sapma renklerle alakalıdır. Şunu unutmayın. Merceklerde veya herhangi bir cisimde dağılma kuralına göre farklı renkteki ışınlar farklı oranda kırılmaya uğrarlar. Yani bazı renklerde daha yüksek kırılma endeksi görülürken mesela kırmızı renginde en düşük oranda kırılma görülür. O zaman şu kırmızı ışınlar sarılardan biraz daha az kırılır. İşte şurada birleşebilir. Mavi ışınlara gelirsek onların kırılma endeksi biraz daha yüksektir. Böylece ışık daha fazla kırılır. İşte renksel aberasyon, küresel ve diğer mercek çeşitlerine görülen başka bir problemdir. Çok keskin, net bir optik alet yapmak istiyorsanız bunları dikkate almanız gerekiyor. En keskin optik aletlerden birisi insan gözüdür ve gözün birçok kısmı vardır. En önde kornea yer alır. Kornea ana mercek işlevi görür. Korneayı ön mercek olarak düşünebiliriz. Işığın kırılmasının büyük bölümü burada gerçekleşir. İç kısımda bir mercek daha bulunuyor. Buna göz merceği diyoruz. İç mercek baktığımız şeyle gözümüz arasındaki uzaklığa göre ince ayarlamalar yapar. Şuradaki silyer kaslar da bu merceğe kuvvet uygulayarak şeklini değiştirebilir. Siliyer kaslar nesnenin uzaklığına göre göz merceğinin şeklini değiştirir ve görüntünün retinada oluşmasını sağlar. Bu arka duvar gözünüzde ekran işlevi görür ve görüntünün burada oluşması gerekir. Eğer retinada net bir görüntü olursa optik sinir bu bilgiyi beyne iletir ve böylece net, güzel bir görüntü oluşur. Yani baktığınız nesne her neyse onu düzgün şekilde görürsünüz. Şimdi işin ilginç kısmına geçiyoruz. Mesela baktığınız şey şu ağaç olsun. Evet, kornea ve göz merceği dış bükeydir. Gördüğünüz gerçek görüntü retinanıza ters olarak düşer. Evet, retinada ağacın baş aşağı gerçek bir görüntüsü oluştu. Optik sinir bu bilgiyi beyne iletir ve beynin içinde bir yerlerde bu ağacın görüntüsü düzeltilir. Peki, çok uzaktaki bir ağaca bakıyor olsaydık o zaman ne olurdu? Bu uzaktaki ağaçtan ışınlar bize paralel bir şekilde gelsin. Görme olayının düzgün şekilde gerçekleşmesi için bu ışınların kornea ve göz merceğinden geçip retinanın üzerine düşmesi gerekir. Diyelim ki retinada net ve güzel bir görüntü oluştu. Evet. Şimdiye kadar her şey güzel. Peki, ağaca biraz daha yaklaşırsak ne olur? Yaklaştık. Belki görüntü o kadar da güzel değil. Ağacımız işte burada. Şimdi ağacın belirli bir kısmına bakıyoruz. Bu görüntü retinada nasıl oluşur? Ona bakalım. Daha yakınız. Şu kısım buraya gelecek. Gördüğünüz gibi ışın o kadar da kırılmıyor. Siliyer kaslarınız ayarlama yapmaya uğraşır ancak işini tam olarak yapamaz ve görüntü arkada oluşur. İşte bu kötü bir şey çünkü görüntü retinanın arkasında oluşursa görüntü bulanık olur. Şuradaki gibi net bir görüntü olmaz. Siliyer kaslar bu durumu telafi etmeye çalışır ama başarılı olmayabilir. İşte bu durumda gözlüğe ihtiyacınız var demektir. Eğer uzaktaki ağacı görüyorsanız ancak yaklaşınca işler değişiyorsa ve odaklanmak zorlaşıyorsa buna yakını görememe diyoruz. Yakını göremeyen insanlar uzağı iyi görürler ama yakınlaştıklarında görüntü bulanıklaşır. O zaman ne yaparız? Gözümüzün önüne onu kandıracak bir mercek daha ekleriz. Yani yakını göremeyenler uzağı daha iyi gördüğü için şu ağacı alıp uzaklaştırıp görüntüyü daha ileri düşürmeye çalışacağım. Bunu nasıl yapabilirim? Elbette ince kenarlı mercekle. Çünkü ince kenarlı mercek daha uzak bir yerde ağacın sanal bir görüntüsünü yaratacak. Bir açıdan gözümüzü kandırmış oluyoruz. Şimdi odaklanmak daha kolay. Bu görüntüyü alıp retinaya gönderebiliriz ve ağacın net bir görüntüsü oluşmuş olur. Bu yakını göremeyen insanlar içindi. Peki ya uzağı göremeyen insanlarda durum nasıl? Uzağa göremeyen insanlar yakındaki nesneleri iyi görür. Uzağa göremeyen biri için şuradaki ağaca odaklanmak gayet kolaydır. Ağaç yakındayken görüntüsü de tam olarak olması gereken yerde. Retina da güzel bir şekilde oluşur. Ancak uzağa gidildiğinde sıkıntı yaşamaya başlar. Ağacı alayım biraz daha uzaklaştırayım. İşte şimdi buradaki göz bu ağacı göremiyor. Görüntü belki şurada oluştu. Problemli bir yerde. Görüntüyü tekrar şuraya getirmemiz lazım. O zaman bu kişiye bir mercek önermeliyiz. Yine gözümüzü kandıracağız. Bu nesneyi gözümüze olduğundan daha yakınmış gibi gösterecek bir mercek lazım. Bu yüzden bu kişiye iç bükey yani kalın kenarlı bir mercek veriyoruz. Bu mercek ağacın olduğu yerden daha yakın bir yerde sanal bir görüntüsünü oluşturacak. Ve bu sayede göze gelen ışınlar buradaki kırılmaları ihmal edersek tam olarak retina üzerinde odaklanacak. Biz de zaten bunu istemiştik. Evet. Kısacası uzağı göremeyen ya da yakını göremeyen kişilere durumlarına uygun mercekler verilir. Uzağı göremeyenlere kalın kenarlı, yakını göremeyenlere ince kenarlı mercek verilir. İşte gözümüzü kandırarak güzel ve net bir görüntü elde etmenin yolu.